Değerli arkadaşlarım merhabalar. Umarım iyisinizdir. Şu güzel yaprak sarmamın da fotoğrafını bir çekeyim. Bayağı bir yemek verdik. Pişti, hazır oldu. Yanına yoğurt falan koymayacağım arkadaşlar. Çünkü burada mis gibi zeytinyağlı semizotu saplarımız var. Artı zeytinyağlı, süzme yoğurtlu, normal yoğurtlu, semizotu salatamız var, sarımsaklı. Bunda da sarımsak var, soğan var ve yaprak sarmamız var. Arkadaşlar rakı videosu istiyordu. Buyurun size rakı videosu ve şalgam suyumuz. Şimdi böyle bir kombinasyon oluşturduk. Arkadaşlar şöyle rakımızı da dolduralım. Malum rakıya da bayağı bir zam geldi. İyi zam geldi hem de. Rakımız ne? İncirden arkadaşlar. Öyleli incirden rakımız var. Beylerbeyinin. İçerisinde sonradan katılan şeker ve alkol yok. Etil alkol. Şöyle bir duble dolduracağız. Bardağın yarısına kadar bir duble dolduracağız. Evet, of biraz fazla oldu. Şalgam suyumuzu da doldurduk. Buz gibi suyumuz var. Arkadaşlar. Suyumuzu da şöyle karafımızdan. Ya bunun da ağzına bir şey yapmamışlar. Şöyle bir eğim vermemişler. Ya, insanlar nasıl boşaltacak bunu abi? Bir şey gibi. Çanak ağzı gibi yani. Şuna bakar mısınız ya? Evet. Ben de tilt olurum bir şey döküldü mü yere böyle. Rakımızı doldurduk abicim. Tamam. Bunu ben şarap için almıştım. Şaraplar hani havalansın diye. Türk şaraplarında çok fazla şey bulunmuyor arkadaşlar. Kükürt dioksit. Dolayısıyla da hiç gerek kalmıyor esasında. Biraz havalandırmanız bile yeterli oluyor. Nereden biliyorsun diyorsunuz. Çünkü bu sefer deniz tuzu atmayacağım. Kaya tuzu kullanacağım. Yaprak sarmamı bir tane yedim. Suyunu çekmiş bayağı bir. Yani daha doğrusu tuz. Tuz eksikti biraz. Yeteri kadar da tuz attık ama. Neyse arkadaşlar şimdi şerefinize diyorum şöyle. Mis gibi. Bunlarla ilgili görüntüleri biraz ilerleyen vakitte oralara koyacağım. Bunların yapılışıyla ilgili, mezelerin tarifi yapılışıyla ilgili zaten anlayacaksınız nasıl olduğunu. Koyacağım hepsini göreceksiniz şerefinize. Kendimize geldik ya. Şu yaprak sarmasından bir tane alalım. Mis mis yemeklerimiz. Arkadaşlar yaprak sarması. İşte gördüğünüz gibi şu kulakları kıvırıyorsunuz böyle. Ondan sonra kıvıra kıvıra bastırarak ilerliyorsunuz. Yapraklarımız şöyle. Burada da eşim yapıyor. Tenceremizi gördüğünüz gibi yapraklarla dolduruyoruz. Durum bundan ibaret. Evet görüşeceğiz. Evet değerli arkadaşlar şöyle yaprak sararken birazcık da şarkı falan söyleyelim. Sohbet edelim. Bahsettiğim gibi Tokat yaprağı
Daha önceleri bahsetmiştim. Çok meşhur yapraktır. Bunun bir kısmı tokat cinsi yaprak var ama bir kısmı da tokat yaprağı değil. Yaptığınız zaman da şöyle kalem gibi olur arkadaşlar. Böyle bakın sarıyorum bir yandan da. Gördüğünüz gibi durum bundan ibaret. Yani çok zevkli, güzel bir şekilde yemesi var ama biraz da zahmetli. Geçen markete gittik. Markette şöyle ufacık bir böyle plastik bir şeyin içine koymuşlar. 10 tane tarttı. 60 lira dedi ya. Ya ben bu yaprağı 40 liraya aldım yani. 40 lira. İyisini aldım bir de. Ha, yarım kilo aldım ama kuru yaprak olduğu için kuru aldım pazardan. Bu ıslatılmış yapraktan çok daha fazla giriyor. Durum bu yani. Bastırarak çevire çevire sarıyorsunuz. Böyle. Kalem gibi. Evet. Bir de türkü söyleyelim mi ya? Söyleyelim. Ne söyleyelim? Tokat türküsü söyleyelim. Tokat. Tokattan mı geliyorsun da kız sen almuslu musun? Tokattan mı geliyorsun da kız sen almuslu musun? Kız sana varacağım da sen bana varır mısın? Kız sana varacağım da sen bana varır mısın? İçliğinin oyası da sıra sıra nakış yar. İçliğinin oyası da sıra sıra nakış yar. Kurban olan boyuna da o ne biçim bakış yar. Kurban olan boyuna da o ne biçim bakış yar. Evet, bu da eşimin sardığı. Şunu görüyorsunuz yani. Kalem gibi. Kurşun kalem gibi aynı. Evet. Durum bu şekilde yapıyoruz yemeklerimizi. Ondan sonra tabii bu aynı zamanda da bir meze çeşidi. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Şu iki mezeyi sabah hazırladım. Şunları. Kavurma harika.
huydum. Devamı da var yani. Şunun yok da. Şunun var. Çocuklara göre de yaptım. Yoğurt koymadım çünkü semiz otu. Salatamda hem süzme yoğurdu var hem normal yoğurt var. O yüzden yoğurt koymadım. Sarmaya. Tam rakılık mezeleri. Hafif, sağlıklı. Oh. Şöyle bir kovboy müziği açalım, şöyle biraz atıştıralım arkadaşlar. Öncelikle eşim Fuat şey yapıyor. Karnını doyurdu, toparlıyor. Şöyle bir, o hafiften şöyle bir çalsın. Biraz azaltalım sesini. Biz de böyle biraz atıştıralım. Halen tripodu alamadım. Bende bir küçük bir tripod var. O yüzden biraz masa geniş açıdan anlıyor. Kafada böyle yukarıda kaldığı için koltuğu indiriyorum. İşte bu ya. Emek verdik, hazırladık. Şimdi sefasını sürüyorum. Bunun üzerine şöyle full acı biberim var arkadaşlar. Biber de atabilirsiniz biraz sonra.
tarifini vereceğim biraz sonra. Buralara koyacağım bütün yerleri, o görüntüleri. Göreceksiniz. Ekmek yemeyeceğim. Şu da köy biberi. İç arttı. Eşim köy biberinden de doldurdu. Bu da çok güzel oluyor. Köy biberi. İkiye böldüm. Arkadaşlar piyasalar çok hareketli. Dolar, euro kurlar gidiyor. İçki zamları, sigara zamları. O yüzden içkimi biraz idare edip içiyorum. Bazı arkadaşlar abi şu bira çıktı, bu bira çıktı. Şu oldu, bu oldu. Abi elimden geldiği kadar alıp testini yapıyorum sizlere. Emin olun onların da alacağım, testini yapacağım. Hemen hemen her gün video atıyorum. Her gün video atıyorum biraz. Ha, bazı arkadaşlar diyor abi çok az da olsa. Abi Türkiye videoları da güzel oluyor ama böyle rakı videoları çok daha güzel oluyor. Sen yeter ki sohbet et. Doldur rakını iç. Biz dinleriz falan. Abicim bir zahmet bana destek vermek istiyorsanız o Büyük Türkiye turu videolarını da seyredin yani. Muhakkak seyredin. İstirham ediyorum sizden. Yani onu seyredin, çok emek verdim. O bölümlerin, ilerleyen bölümlerinde içki videoları var zaten. Onu da söyleyeyim arkadaşlar yani. Boş geçmeyelim. Evet, bu bitti. Bir de bunu dinleyelim. Sonra da biraz şarkı falan söyleriz. Belki bir duble daha içeriz ya da bir tek içeriz. Yani abi rakılar aldı başını gidiyor şimdi yani. Çok da fazla yüklenmek istemiyorum. Zaten her gün içiyorum. Bir de değişik değişik videolar çekiyorum. Halen daha şarabım duruyor şu kadar. Ama bu iki şişe şarap alıyordu. 150'lik çünkü. Malumunuz bir şarap şişesi 75'lik oluyor yani. Şu kavurmayı da semizotunun yapraklarını komple ayırdım. Zaten görüntülerde var, göreceksiniz. Saplarını da atmadım çöpe. Kestim ince ince. Önce biraz sıvı ve zeytinyağında hafifçe yarım soğanla soğanı kavurdum. Ondan sonra sıvı yağ da soğanı kavurdum. Hafif zeytinyağı ekledim. Semizot saplarını da attım. Onları da kavurdum. Üzerine hatta kapak falan koydum. Bunlar kavrulduktan sonra da arkadaşlar aynı zamanda da o buharlaşan su da içine aktı. Aynı zamanda da haşlandı. O yüzden o kadar lezzetli. Sonrasında da kırmızı pul biber ve kırmızı toz biber attım. Zaten tuzunu kavururken atmıştım. Böylece müthiş bir kombinasyon yakaladım ama şu şey salatası da çok harika olmuş. Müthiş yani gerçekten. Sebzotu salatası. Şöyle
Artan yoğurda da dibindeki bunu sürebilirsiniz. Hani bazıları yoğurt mu sever? Normalde ben bunu yapmamış olsam ben mi? Sarımsaklı yoğurt yapıyorum, yanına koyuyorum. Ya da normal yoğurt, öyle yiyorum. Şalvam suyu içelim biraz da. Bunu da Osman Güven kardeşim gönderiyor bittikçe, sağ olsun. Daha var henüz. Yazın pek fazla rakı içemedik. Kışın çok içiyoruz rakı da. Kışın kırmızı şarapla rakıyı çok içiyoruz arkadaşlar. Yazın daha çok beyaz şarap, roz şarap ve buluş. Buluş içmedim hiç, pardon. Vodka'da bir denememiz oldu, içtik. Ama kışın daha çok içiyorum. Vodka'yı kışın daha çok içiyorum. Jägermeister alıyorum kışın genelde, onu içiyorum. Rakı. Bira. Buz gibi bira. Kırmızı şarap. Kışın daha çok içiyorum da yazın da içtim, denemelerim oldu. Şimdi benim mahzende bayağı vardı. Kışın depoladıydım. Dedim biraz tüketeyim yazın. Öyle tükettim ama beyaz şarap çok içtik. Öyle. Durum bu. Of of. Videomuzu da çıkartıyoruz işte böyle. Örneğin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar saat şu anda 4:30. 6 Haziran 2023. Akşam demiş ki akşam gazetesi. Milyonlarca emekli ve memura çifte zam geliyor. SSK ve Bağkur emeklileri %15.26. Memur ve memur emeklileri ise %13.13 zammı şimdilik cebine koydu. Haziran enflasyonu ve refah payıyla birlikte zam %30'u aşacak. En düşük memur maaşı %85 artışla 22 bin liraya çıkacak. En düşük memur maaşı da 22 bin lira olacakmış. Yalnız burada bir şey var tabii, yani tenzih ederim. Şimdi ben memur emeklisiyim. Bu videoyu yeni falan izleyenleri varsa sonra şey yapacaktır. Ondan sonra diyecektir ki sürekli, ya abicim efendime söyleyeyim, neydi senin görevin falan. Ben jandarma kıdemli başçavuşluktan emekli oldum. Hangi yılda? 2012 yılında. Hangi yıldayız? 2023. Kaç yıl olmuş? 12, 23, 11 sene. Ama çalıştım emekli olduktan sonra. Kırtasiye açtım 3 sene. Efendime söyleyeyim, bir fabrikada çalıştım ısı yalıtım üzerine. 3 tane makinenin ustası oldum. Usta yetiştirdim, bir sonraki makineye geçtim. Şef yardımcılığı için girecektim oraya. Ve bana dediler, yani şef yardımcısı olman için bu makinelerin, kullandığımız makinelerin hemen hemen hepsini biliyor olman lazım kullanmayı. Ve personeli tanıman lazım. 20 yıl aynı makinenin başında olan ustalar var. Ben 6 ayda 3 makinenin ustası oldum.
belgelerimle. 3 tane de usta yetiştirdim. Bunlar neydi? Vargel, onunla başladım. Soğuk pres, poliüretan, CNC'ye geçecektim. Ama babam rahatsızlandı. Diğer kardeşlerim de durum müsait değildi. Devlet memurluğu yapan var. Özel sektörde çalışan var falan. Babam KOAH hastalığından vefat etti. Arkadaşlar, sizlere ömür. O süre, o zaman da işte hastaneye götürüp getiriyordum. Götürüp getirmediğim zamanlarda da sanatoryum hastanesine Ankara'da Keçiören'de. Babamla annemin oturduğu eve gidiyordum. Orada efendime söyleyeyim. Oturuyorduk, takılıyorduk arkadaşlar. İşte babamın böyle egzersizleri falan vardı. Bitmiş lan. Ya abi çok pahalı, çok çok pahalı abi, altın gibi ya. Bir duble koymayacağım da. Her gün içiyorum. Rakı içmesem şarap içeyim, şarap içmesem bira içiyorum. Yarın farklı bir içecek testimiz var. Bir tek koydum şimdilik. Şöyle. Bir tek. Bu da tek oluyor arkadaşlar. Ne yapayım, ne yapayım? Çok pahalı ya. Ha ben yine içiyorum arkadaşlar. Yani işte gördüğünüz gibi. Az su. Teke çok fazla su koymuyoruz, azıcık. Yine aynı kıvamı veriyoruz yani. Duble kıvamını veriyoruz, bak şu kadar. Sert. Sonra dedim, doktorların verdiği egzersizler var, onları yapıyor. Balon üfleme, böyle pedal çevirme. Hem el pedalı hem ayak pedalı. KOAH hastalığından vefat etti. Raporu vardı. Onları kontrol ediyorum, yazıyorum çizelgelerini falan. Hemen hemen her gün gidiyorum. Sonra arkadaşlar, babama geniş bir liste yaptım. Marmaris'e gittim, oradan da benim arkadaşım vardı. MÇ yardımcımdı yani. Özel harekattaki. O da astsubaydı, çıktı. Çocuk 10 yıl dayandı. Eşiyle falan böyle gelirdi bizim. Pikniğe falan giderdik. O strese, tempoya 10 yıl dayandı ama yani çok çatışmaya girdik ya. Aman Allah'ım, olamaz böyle bir şey. Ne Erzurum'u kaldı, ne Sivas'ı, ne Tokat'ı. Ya göreceksiniz. Zaten mezelerim de bitmek üzere. Az semizotu kavurma, semizotu salata ve yaprak sarmam kaldı. İkinci kadehimi de tek olarak doldurdum. Neyse. Ben ilk Marmaris'e gittim, orada otelde çalışmaya başladım. Ne olarak? Arkadaşlar, bu zamanlar dedim ya, 3 yıl kıtasiye, 6 ay fabrika, bir 6 ayda boşta kaldım öyle, hani ilk emekli olduğumda falan, 2012'den sonra.
3,5-4 senem geçti zaten. Ne oldu? Yıl oldu. 2016 oldu. Babam durumu da belli. Öbür biraderlerden giden müsait olan oldu. O götürmeye başladı. Ben dedim çalışacağım. İşten de çıkacağım. Açayım. Ne yapacaksın abi? Bu arada biz 5 kardeşiz. Bir tanesi kız. 4'ü erkek. En büyükleri benim. Dedim, Ege'ye gideceğim, yardımcımın yanına gideceğim. Tabii ben onu Marmaris'te falan zannediyordum, o Söge'deymiş. Güvenlik okulu var. O arada telefonum da şey oldu, bir bozuldu falan, numarası gitti, ulaşamıyorum. Ben de Marmaris'teyim. Yedek telefonum falan var yanımda. Orada soruyorum ya işte burada bilmem MÇ işte şu isminde güvenlik. Ya abi burada yok öyle bir okul. Burada bu kadar okul var. Burada ama güvenlikçiye ihtiyaç var. Silahlı. Senin şartların uyuyor. Ama güvenlik şeyin yok. Ha, kimlik kartı. Kimlik kartı da bize 5 yıl kursa falan gitmemize gerek kalmıyordu. Ben jandarma akademide başlamıştım ya. Silahlı güvenlik kartını soruyorlar. Tamam dedim yok ama ne yapalım abicim? O çocuğu da bulamadık. Şimdi var mesela. Tabii o zaman aldım. Bunu verim o işte yardımcım. Oraya gidince silahlı. Görüyorsunuz. Ondan sonra tamam dedim. Ya bana iş lazım. Böyle benim yardımcımdı. Güvenlik okulu var ama yani adını, soyadını biliyoruz. Şey yok. Telefon gitti. Dediler ya böyle burası dediler. İşte efendime söyleyeyim Marmaris'in en şey bölgesi. Bütün oteller burada. Üçle başlayan neydi oraya? Tam da geçmiş zaman hatırlayamıyorum. Hepsi burada. Ondan sonra yat limanına gittim. Beni yönlendiriyorlar işte ne bileyim hepsi ya kıdemli başlamış ya işte subay emeklisi ya komiser emeklisi falan. Bütün şartlar uyuyor. Kimi diyor sonra alırsın falan. Gir başla burada. Ya dedim ben güvenlik memuru olarak girmem dedim yani. Bu kadar tecrübe, bu kadar eğitimden sonra. Ki benim şeyleri görseler, secereleri, oradaki amirim diyenler falan o küçük dinliyor yutarda. Onlara girmiyoruz yani. Üstü kapalı geçiyoruz. Onlar da diyor, ama senin şeyin yok, kartın yok hani biraz önce gösterdim ya. Kart basit, müracaatını yapıyorsun, harcını yatırıyorsun. Biz eğitim görmüyoruz sadece hani, kurs görmüyoruz. Güvenlik soruşturması, kart sonra geliyor akabinde. Ya dedim kardeşim, ya ben yardımcımı bulamadım. Telefon numarası falan gitti. Neyse orada beni bir yere yönlendirdiler Marina'dan. Marmaris Marina'dan. Gittim. 5 yıldızlı otel. İngilizler giriyor çıkıyor. Dediler burada bizim
senin gibi böyle liyakatlı bir insana, tecrübeli bir insana ihtiyacımız var. Tamam dedim, burada başlayayım ben. Yanıma bir tane resmi güvenlikçi verdiler. Gündüz bekliyor çocuk. Ben hem gündüz görev yapıyorum hem gece görev yapıyorum. Benim hani kartım falan yok ya. Ya normalin üstüne de ücret alıyor. Ücretim. İki asgari ücret kadar bugünün parasıyla. Ama gündüz de şeyim, gece de. Ne derler ona, aktifim yani. 3-4 saat, 5 saat uyuyorum. Yemek oradan, yatacak yer oradan. Otelin işleri o kadar güzel ki, ismini vermeyeceğim. Tıkır tıkır yürüyor işler. Benim gibi bir adamı da bulmuşlar zaten. Kuş uçmuyor, giren çıkan. Güvenlik konusunda. Velhasılı kelam, bir ay çalıştım. Bayağı bir para aldım oradan. Masraflarımı karşılayacak şekilde. Hepsini. Dedim ben. Sözümü tuttum. Bakın sizi bu güvenlikçi bulamıyorlar. O kadar yoğun bir sezon ki. Böyle. Şu anda tam sezon başlamak üzere mesela. Ama ben o işleri yapmıyorum yani. Hele o son girdiğim yerlerde falan. O aldığımız başarılar. Onu da bilen biliyor zaten. Ben yapmıyorum. O anda şeye gideceğim işte. Mehçe'nin yanına. Ha dedim, hatunu bir arayayım dedim ya. Onu da dedim, karısının telefonu vardı falan. Bakın ta ne zaman sonra geliyor aklıma ya. Bak. Hani iş falan da bulduk, çalışıyoruz ya. O yüzden. Buldum, varmış, konuştu ya dedim. Ha burada mı, Söke'de miydi senin okul? Söke'de. Konuştuk, geliyorum yarın kardeşim, buradaki işim bitti. Tamam abi, gel dedi. Komutanım diyor bana. Tamam komutanım, gel. Gittim, benim işlemleri yaptı, kartı gönderdi. Bir ay sonra geldi. Arıtma tesisinde göreve başladım. Kuşadası arıtma tesisi. 3,5 senede orada görev yaptım. Ama orada da bir ton badire girdi başımıza. Neyse, şu rakamızı bitirelim. Muhabbet de bitti. Bugün de böyle geçti işte ya. Pursaklardaydım. Çocukları aldırdım oraya. Ondan sonra aradan 1,5 sene geçti geçmedi. Babam vefat etti. Ankara'ya gitti. Defnettik. Nur içinde yatsın. Ah ah. Durum bu arkadaşlar. Yani emekli olduktan sonra da çalıştım. Şimdi de YouTuber'lık yapıyorum işte. Kendi işimin patronuyum yani. İşte alkollü içki paramızı, sigara paramızı çıkarıyoruz. Devlete vergimizi verdikten sonra kanallarla bunları alıyoruz. Canlı yayınlarımız oluyor. Katıl butonuyla destekler verenler sayesinde de böyle ufak geziler yapıyoruz. Ondan sonra tabii üstünü biz katıyoruz yani. Maaşımızdan da kattığımız oluyor. Durum bu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Hoşça kalın ve dostça kalın dileklerimle birlikte. Dostça kalın dileklerimle birlikte, ki bu laf bana aittir, patenti. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.